Çocuk gelin olduğu kansere yakalanınca evliliği bitti. Çocuklarından ayrı kaldı. 33 yaşındaki kadın yılmadı ve bakın hayata nasıl tutundu. 16 yaşındayken evlendirildim. 17 yaşında anne oldum. Çocuk yaşta evlendirildi, kansere yakalanınca kocası boşanmak istedi, hayatı alt üst oldu. Hastalıkla birlikte evliliğim bitti, hastalıkla birlikte çocuklarımı kaybettim. Hacer Bülbül henüz 17 yaşındayken ikiz bebeklerini kucağına almıştı. Çok geçmedi tiroid kanseri olduğunu öğrendi. Eşi ayrılmak isteyince köyüne, ailesinin yanına geri döndü. Dul olarak geleceğine keşke cenazen gelseydi. Yakınları böyle söyledi ama babası arkasında durdu, genç kadına destek oldu. O gün babam benim elime balyozu verdi. Tamam mı? Yık dedi ya. Tabuları yık, ben senin arkandayım dedi. Hacer Bülbül kanseri yendi, iş hayatına atıldı. Sekreter olarak başladım. Daha sonra bir işletmenin halk ilişkileri olarak başladım. Sonra büyük bir işletmenin genel müdürlüğünü yaptım. Ama o hastalık tekrar kapısını çaldı. 10 yıl sonra tekrar yakalandım. Lenf kanserine yakalandım. Yenilmeyeceğimi biliyordum. Dediği gibi de oldu. Kanseri ikinci kez yendi. Aldığı eğitimlerle kişisel gelişim uzmanı oldu. Danışmanlık şirketini kurdu. Düştüyseniz kalkın, üstünüzü sirkeleyin ve tekrar yolunuza devam edin.